günümüzde özellikle psikolojinin bir terimi olarak melankoli çok tanımlanıyor. Psikanalizin bir terimi olarak çok tanımlanıyor. Dediğim gibi bu haleti ruhiyeyi belli bir genellik düzeyinde kalarak şöyle bir resmini çizmeye çalışacağım. Hikaye birçok zaman olduğu gibi Antik Yunan'da başlayan bir hikaye. Bütün melankoli üzerine yazılan her türlü tarihçede bunun başlangıç noktası Aristoteles'in Sorular adında bir metni olduğu söylenir. Bunun 30. bölümünde melankolya teriminden bahsediyor. Aslında melankolya kara safra demek. Yani insanın işte Yunan tıbbında insanın sağlığını yönlendiren 4 temel sıvı var. Bunlardan bir tanesi kara safra ve işte klasik tıp bu 4 sıvının aslında dengede tutulmasına dayanıyor. Yani kan, balgam, kara safra, öbürü sarı safra. Bunların dengede tutulmasına dayanıyor. Biri diğerini işte belli bir ölçüde geçerse belli türden hastalıklar ortaya çıkıyor vesaire. Melankolya da aslında Aristoteles açısından böyle tıbbi bir terim ve kara safranın diğerlerine baskın çıkması sonucunda insanda ortaya çıkan durum. Nasıl bir durum? Bir tür üzüntü hali, aynı zamanda da bir tür şey hali. Aslında dünyadan kopuş ve rasyonel eylemden kopuş hali. Ve Aristo'nun en meşhur şeylerinden bir tanesi bu konuda. İşte nasıl oluyor da işte özellikle siyasette, şiirde vesaire sıra dışı insanlar hep melankolik oluyorlar. Dolayısıyla ilk defa aynı zamanda Aristoteles bu melankoli denen halet-i ruhiyede bir keramet de olduğunu, yani bunun sıradan bir hastalık olmadığını ima etmiş oluyor. Bunun üzerine çok fazla gitmiyor ama sonraki kuşaklar çok gidecek. Özellikle Rönesans'tan sonra melankolinin hem korkulan ve tedavi edilmesi gereken bir şey olarak ele alındığını çok göreceğiz. Belki de daha çok böyle ele alındığını göreceğiz. Ama aynı zamanda da bir tür gizem unsuru olarak, bir tür daha sonra deha unsuru olarak ele alındığını görmeye başlayacağız. Mesela şey cümlesi açıkları yok mu? Aletheia bakımından melankolinin ayrıcalıklı oldu. Evet. Yani dolayısıyla yani ima etmenin ötesinde hakikati kavramak bakımından melankolinin özel bir statüsü olduğunu söylüyor. Evet, doğru aslında. Tabii. Kabaca şöyle denebilir aslında. İnsanın hayata ve dünyaya karşı nesnesi belli olmayan ya da nesnesi kolayca saptanamayan bir üzüntüsü, üzüntü hali. Üzüntü birazcık hafif kaldı belki ama nesnesi belli olmadığı zaman hiç de hafif bir şey olmayacak. Melankoliyi herhangi bir üzüntüden ayıran şey, neye üzüldüğünüzün kolay bir cevabının olmaması, belki de bir cevabının olmaması. Yani hafif depresyon gibi. Efendim? Depresyonun hafif hali mi? Hafif hali değil. Hafif değil, ağır, daha ağır hali. Anksiyete ne oluyor? Hayır. Anksiyeteli depresyon, depresyonun türlerinden biridir. Yani tür olarak derken anksiyete ile melankoli iç içe değil mi? Hayır. Biri... Bazı depresyonlar anksiyeteli depresyon. Anksiyete endişe. Melankoli Nedensiz bir endişenin melankoli oluşması, yani genel bir tanım. Anksiyete bunun bir nedenli endişeye dönüşmesi. Endişe demek de bir sorun var galiba. Yani melankoliyi tanımlarken endişe üzerinden tanımlamakta. Yani şöyle şey diyelim. Gerekçesizlik, nedensizlik anksiyete de melankolide de geçer. Evet, ama yol açtığı şey farklı. Sonuç olarak işte bir tür dünyadan kopukluk, dünyanın izini kaybetmişlik hali. Dönüp dolaşıp aslında şeylerde bu çıkıyor karşımıza bu tarihinde baktığımızda. Hristiyanlıkta Akedya diye tanımlanan bir durum haline alıyor ve tabii ki büyük bir günah olarak görülüyor. Çünkü Hristiyanlıkta sonuç olarak dünyanın değersizleştirilmesi problemli görülen bir durum. En nihayetinde bir tek tanrılı dindeyiz. Dünya Tanrı'nın yarattığı bir yer. Her ne kadar berbat bir yerde olsa o berbatlıkların hepsinde bir tür kerametin bulunması gereken bir yer. Bir tür tesellinin şu veya bu şekilde bulunması gereken yer. Dolayısıyla
evet esas olan ebedi yaşam ama ebedi yaşam adına dünyevi yaşamı tamamen değersizleştirmek ve ondan kopmak büyük bir sorun olarak görünüyor. Ve burada da Akedia bir anlamda melankolinin, melankolyanın Latince'deki devamı diyelim. Hristiyanlıkta bir günah konusu olarak ele alınıyor. Burada benim en çok önemsediğim bağlantı aslında Hristiyanlığın bu melankoli fikri üzerindeki etkisi. Çünkü Aristoteles'te bulunmayan bazı şeyler aslında özellikle Hristiyanlığın etkisiyle birlikte devreye giriyor ve bence Hamlet'te ve Hamlet'in dönemindeki melankoli fikrinde olup bitenleri anlamak için aslında Hristiyanlığın dünyaya ve insana, daha doğrusu insanın dünyaya bakışına getirdiği şeye biraz bakmak gerekiyor. İnsanın bir anlamda sınırlılık ve eksiklik yaşıyor olması, uç noktada bir tür sefalet yaşıyor olması, tehlikelerle çevrili olması, bulduğu mutluluğu her zaman elinden kaçırıyor olması vesaire. Ama bir anda da bir tür mutluluğun ışığını içinde taşıyor olması. Bu özellikle Hristiyanlıkla birlikte devreye giren bir fikir. Ne demek istiyorum? Bir kere Hristiyanlıkta bildiğimiz işte insanın Tanrı'nın suretinde yaratılmış olduğu fikri. Bu belki çok aşina olduğumuz bir fikir ama aslında antik Yunan'dan kopuşa baktığımızda ya da çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa geçişe baktığımızda aslında orada çok ilginç, radikal bir şey oluyor. Bir kere insandan artık yaratılan bir şey olarak bahsediyoruz. Ve mükemmel olan varlığın bir uzantısı değil, onun bir eseri. Dolayısıyla ondan kopuk, ayrı bir şey olarak görmeye başlıyoruz. Halbuki işte Platoncu gelenekte özellikle, özellikle de onun yeni Platoncu işte Plotinos yorumlarında... Evet, tabii ki de insan ve Tanrı arasında ya da tanrısal olan işte bir arasında bir şey var. Büyük bir mesafe var. Ama ikisi arasında aynı zamanda bir kesinti olmadan kat edebileceğiniz bir yol var. Ve aslında bunun sebebi de sizin bir insan olarak Tanrı ile bir şeyi paylaşıyor olmanız. Yani sizi bağlayan bir ortak varoluşsal ya da ontolojik diyelim daha doğrusu bir ortak ontolojik zemin var aslında. Yani bir yanınız Tanrı. Bunu yeni Platoncularda, Stoacılarda çok farklı teorilerle tabii ki söyleyecekler. Yani insanda tanrısal olan bir şey olduğu. Dolayısıyla insanın son kertede teselliyi o tanrısal olan şeyle temas kurarak bulabileceği fikri. Kendisinde tanrısal olan şeyi hayata geçirerek bir tür teselli bulabileceği, bir tür işte mutluluğa ulaşabileceği fikri hep var. Şimdi Hristiyanlıktaki yaratan yaratılan ayrımıyla birlikte aslında bu hat birazcık kopuyor. Birazcık değil yani. Keskin bir şekilde kopuyor. Yani Tanrı'ya ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın asla ondan bir parça sizde olmayacak. Tanrı'yla ya da Tanrı'nın aslında yol açtığı mutlulukla bizim aramızda bir tür gerilimli bir ilişkinin olması, hatta bir tür erotik ilişkinin olması. Yani asla bütünleşmeyecek olan bir ilişki söz konusu. Ne yaparsak yapalım, belki seyredebiliriz onu, belki temaşa edebiliriz, belki ondan bir kıvılcım tadabiliriz. Ama asla o olamayız. Onun kendisine dönüşemeyiz, onun içinde eriyip gidemeyiz. Bundan da öte İnsan üstelik bu yaratıldığı haliyle de yeryüzünde var olamıyor. İşte Adem ve Havva'nın bildiğimiz meşhur asli günahıyla birlikte artık bozulmuş durumda. Kovulmuş, cennetten kovulmuş durumda. Kendi doğası yaratıldığı haliyle sahip olduğu aslında iyiye yönelebilecek olan doğası artık bozulmuş durumda ve günaha yönelir durumda. Hatta günahkar ve bunun için işte vaftiz edilmesi gerekiyor. Vaftiz edildiği zaman da başı dertten kurtulmuyor. İçinde o temel bozulmuş olan nüve kalıyor ve günaha eğilimli, yazgılı bir varlık olarak hayatını sürdürüyor. Tabii ki şey sorusu geliyor.
O zaman kurtuluş nasıl gerçekleşecek? Yani insan nasıl selamete erecek? Dolayısıyla nasıl ebedi mutluluğa erecek? Evet, ebedi mutluluk bu dünyada elde edeceğimiz bir mutluluk değil. Tamam. Nasıl ereceğiz buna? Hristiyanlığın burada attığı bir diğer radikal adamı Agustinus'la, Aziz Agustinus'la başlayan benim esas üzerinde tezimde çalıştığım 5. yüzyıl, 4. 5. yüzyıl filozofu ve bir anlamda Hristiyanlığın aslında doktrin olarak Hristiyanlığın belki de en büyük kurucusu diyebiliriz. Onunla birlikte başlayan bir tartışma var burada ve Agustinus'un dönüp dolaşıp vardığı yer bir anlamda şu: evet, günaha yazgılıyız ve Tanrı'nın bizi inayetiyle kurtarmasını beklemek zorundayız. Daha doğrusu bizi kurtaracak olan şey son kertede Tanrı'nın inayetidir. Tanrı'nın lütfuyla biz ancak bu selamete erebileceğiz. Şeyle değil, sevap işleyerek değil. Yani yapacağımız iyi işler burada ancak sınırlı bir şey bize kazandıracaktır. Bu bizim hikayemize nereden bağlanıyor? Aslında Rönesans ve sonrasındaki Hristiyanlıktaki gelişmelerle bağlanıyor. Çünkü Rönesans'la birlikte Hristiyanlıkta vuku bulan en önemli şeylerden bir tanesi Agustinus'a dönüş. Yani bu temel kurucularından bir anlamda olan Agustinus aslında bir dönüş. İki kanaldan da dönüş var. Yani Protestanlık zaten aslında köklerimize dönelim, köklerimiz derken de Agustinus'a dönelim diyen bir hareket. Şeyin kendisi, Luther'in kendisi zaten Agustinus'cu bir mezhebin üyesi. Dolayısıyla burada bir şey alanı açılıyor tabii ki. Dünyada yaptıklarımızın ebedi bir anlamının olmadığı bir anlam alanı açılıyor. Kültürel anlamda çok büyük etkisi olmuş. Özellikle Fransa'da etkisi olmuş mesela bir akım var. Jansenizm akımı, çok hani uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Jansenizm'in kendisi bu akımın kurucusu, yani yine Agustinus'un müritlerinden bir anlamda Agustinus diye bir üzerine bir risalesi var. Burada da aslında özellikle de bizim bildiğimiz figürlerden Blaise Pascal, işte biliyorsunuz barometrenin mucidi olarak bildiğimiz Blaise Pascal, aynı zamanda Pensée yani Düşünceler adlı kitabında bu Jansenist düşüncenin en ünlü, belki de en etkili olmuş formülasyonunu fragmanlar halinde veriyor ve orada da aslında temelde insanın sefaleti, ama bu sefalette aynı zamanda insanın içinde bir yücelik kıvılcımını taşıması fikri. Yani böyle bir tür gerilimin aslında bulunması fikri. Dolayısıyla sizde hem bir tür mutluluk fikri var, mutluluk ideyası var. Buna Tanrı fikri vardı diyebilirsiniz belki. Ama bir yandan da hiçbir zaman erişemediğiniz bir mesafede size duracak. Sizin varoluşunuzun bizzat şeyi bu. Aslında koşulluğunu oluşturan şey bu. Ve Pascal de bütün Hristiyanlığı bunun üzerinden okuyor. Yani ilk günah fikrinin aslında İslamiyet'te çok hakim bir konumu yok. İlk günah Müslümanların inandığı bir şey, fakat Müslüman anlatıda ki yeri çok 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 geri planda. Hristiyanlıkla karşılaştırdığınızda. Dolayısıyla Hristiyanlıktaki insanın sefaleti bir kere tarihsel olarak belli bir noktada başlayan, başlangıç noktası çok belli olan ve içeriği de çok belirgin olan bir bir tema ve aslında son kertede de geldiğimiz bu gelinen noktalarda bir anlamda devası da olmuyor bir şey. İslamiyet hiçbir zaman böyle bir devasızlığa göz kırpmayacak. Çok farklı, yani çok kökten farklı bu konuda İslamiyet. İslamiyet'e göre insan fıtraten Müslümandır. Yani siz doğduğunuzda vaftiz edilmenize falan gerek yok. Kendi haline bırakırsanız zaten Müslümansınız. Yani Pascal bunu bayağı bir paradoks olarak zaten ortaya koyuyor. İslamiyet'te söylediğiniz formülasyon bir paradoks gibi görülmez bir zaman. Yani paradoks nedir? İkisi bir arada, iki çelişik fikir veya iki çelişik durum bir arada aynı bünyede deneyimleniyor aslında. Dolayısıyla hiçbir zaman dinmeyecek olan bir
gerilim, Pascal'in tarif ettiği gerilim. Ve bizzat zaten İsa da bu paradoksun bedenleşmiş hali. Karşımıza çıkan manzara da aslında melankolinin de içeriğinde böyle bir bir anlamda dönüşüm ve aslında zenginleşme var. Yani bu dünya karşısında duyulan bu üzüntü ve tam olarak kaynağını bulmadığınız bu üzüntü de aslında bir yandan sizin için tanıdık olan bildiğiniz bir mutluluk ama bir yandan da onun hiçbir zaman hiçbir yerde karşınıza çıkmadığı, hiçbir zaman erişemediğiniz bir yerde durması. Özellikle Benjamin mesela protestanlıktan bahsederken tam da şeyi söylüyor. Yani Luther'le birlikte dünyanın anlamdan boşaldığını, anlam içeriğinin boşaldığını. Çünkü Hristiyanlığın yaptığı şey şu aslında. Çok büyük bir mutlak değer var. Ama bu mutlak değer burada değil. Burada olmadığı gibi burada yaptığınız şeylerle ulaşacağınız bir yerde de değil. Yani Augustinus bütün bu saydığım adamların kökeninde olan insan ama sözünü ettiğiniz gibi bir terk edilmişlik feryadı onda da bulamazsınız asla. Her zaman yüzü taneye dönüktür. Bir kere dünyanın anlam arz eden bir yer olması fikri. Daha doğrusu böyle olması beklentisi ve bunu bir türlü yapmıyor oluşu fikri aslında. Zaten daha sonra Nietzsche'nin tahammül edemediği şey de bu olacak. Yani o dünyadan bir şekilde o mutlak olanı, o bizi güvertecek olan o anlamı çıkarmaya çalışmak ama neden yok diye kahrolmak, sormak ve nihilist olmak bunun sonucunda aslında. Yani bir yanda orta çağın aşkın dünyası, bir yanda modern dünyanın nihilist dünyası. Bunun arasında Rönesans'ın dünyası var. Rönesans'ın dünyası henüz nihilist değil, artık aşkın değil, Tanrı'nın dünyaya içkin olduğu dünya. Shakespeare'in bütün evreninin, evet, o Rönesans'ın cıvıl cıvıl dünyasıyla kurulduğu, yani en ağır trajedizleri de dahil olmak üzere, Hamlet de dahil olmak üzere. Shakespeare'de o Rönesans'ın hem tarihsel olarak yakınlığı, hem İngiltere olması, o Rönesans'ın daha cıvıl cıvıl hissedildiği bir dünya var zaten. O fonun üstünde bu melankoli teması ve Hamlet oyununda esasen karşımıza çıkıyor. Hani Shakespeare'de mutlaka daha çok boyutlu bir dünya ile karşılaşmak zorundasınız. Ama sonuçta Hamlet'teki Halit-i Ruhiye'nin böyle bir jeneolojisinin, yani böyle bir soy kütüğünün olduğunu öne sürebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü melankolinin böyle bir, melankoli temasının böyle bir hikayesi aslında var bir anlamda. Yani dünyanın anlamdan boşaldığını söylüyorsunuz. Bu ne demek? Aslında anlamlı bir yer olmasını beklediğiniz bir yerken değil. Dolayısıyla bir tür tanımlayamadığınız bir kayıpla hep mücadele etmeye çalışıyorsunuz. İşte burada demin anlatmaya çalıştığım o Hristiyan hikayenin bir şeyi var. Yani bir etkisi, bir izi var diye düşünüyorum. Ve bu anlamda Hamlet oyununun, işte demin sözünü ettiğim o aksiyonla fikriyatın diyelim ya da o Halit-i Ruhiye'nin tam olarak hercümerç olmadığı bir oyun ve aslında bu tema üzerine bir tür meditasyonun oyunda aslında sürdüğünü bence söyleyebiliriz. Bizim şimdiye kadar konuştuklarımız içerisindeki yerine yerleştirecek olursak, Shakespeare için nihilizm yalnız önünde durmuyordu, arkasında da duruyordu. Yani Shakespeare önüne de baktığında, geleceğe doğru da baktığında nihilizmi görüyordu. Arkaya baktığında Marlowe vardı. Nihilizmi sonuna kadar gitmiş ve işte benim hep söylediğim çorak ülkeyi Marlowe keşfetti. Boşuna değil Eliot'un Marlowe'un alıntılaması. Dolayısıyla bence Hamlet'te karşımıza çıkan şey kendi bütün gayretine rağmen çorak ülkenin tasallutundan kurtulamayacağı. Yani o büyülü dünya bir an için görünüyor. Şimdi psikanalitik okumaya geçeyim. Hatırlayacaksınız, büyülü dünya Shakespeare için nerede var? Ormanda var. Yani daima ormana gidince ve Macbeth'in de sonunda ilahi adaletin tecelli etmesini sağlayan şey, şiirsel adaletin diye bulmak isterseniz, ormanın yürümesi. Ağaçların yürümeye başlaması. Değil mi? Burada içkin eleştiriyi bırakıp psikanalitik eleştiriye geçiyor. Ormanın sık sık kullandığı adı da, bir adı da var ormanın.
Shakespeare'de Arden. Arden'ın Shakespeare'in annesinin soyadı olduğunu biliyoruz. Hamlet'in temel problemi nedir? En pasyone konuşmalarında annesinin amcasıyla evlenmiş olması karşısındaki dehşeti dile getirir. Yani bu intikamı tetiklemesi gereken motivasyonun kendisi kirli. Ya anne o ormanı vaat edemiyorsa. Yani ya lekelenmiş olan, bu senin dediğin, dünyanın anlamdan boşanmış olması yalnızca verili haliyle dünyanın değil, büyüyle doldurulacak dünyada onulmaz bir şekilde kirlenmişse. Büyünün vaat ettiği şey de aslında annenin vaadi de kirepasa bulanmışsa gibi bir şey. Yani ya Tanrı'nın lütfu yoksa değil, ya dünya ile aramızdaki bu denkliği bence son koruyucusu olan şey neyse o. Şimdi anne diyorum ben, çünkü Hamlet'te anne deniyor sonuç olarak. Yani sen sattın babamı lafı Hamlet'te çok güçlü, yani bütün süreci, bütün tereddütü açıklayan şey, bir şey varsa açıklayan tereddütü annenin ihaneti. Anneye yani anneden kuşku duymak maddenin kendisinden. Bunu psikanaliz dersinde en sık yaptığım kelime oluyordur. Bana mother'la aynı kökten gelen bir kelime verin diye sorarım. Uzatmayacağım şimdi. Matter İngilizce'deki, muter, mader, mother hepsi aynı köklerdir. Dolayısıyla anne bize hayatın maddesini veren şeydir. Bu çok organik bir anlamda da doğru. Annenin paraziti olarak var olmaya başladık hepimiz. Dolayısıyla burada maddeye duyulan güvensizlik artık aşkın Tanrı'ya duyulan bir güvensizlik değil. Doğrudan doğruya hayatın malzemesine dışına düşmüş olmak gibi çok daha azapla yüklü. Hamlet'in gönderme yaptığı şey yokluk değildir, kabir azabıdır. Ya o not to be yokluktan ibaret değilse, ya bir işkence ise, bir kabir azabı ise diye hiç modern olmayan bir dilde söylediler. O anlamda da Hamlet bütün modernizme bakan yüzüne rağmen hala daimonik bir maddeden, daimonik, yani cansız olmayan bir dünyadan bahsediyor. Kabir azabı neden böyle bir eylemsizliğe yol açıyor? Ya da yok, eylemsizliği açıklamıyor. Eylemsizliği açıklamıyor. Eylemsizliği bence annenin sadakatsizliği açıklıyor. Evet. Yani sonuç olarak tabii ki bilmiyorum, ben hani böyle bir psikanaliz gözüyle bakmaya çok alışkın değilim. Yani yazarın bana söyledikleriyle ben de sana esasen, yazar anneden bahsediyor diyorum. Yazar anneden bahsediyor. Tabii de yani anneden bahsederken aslında farkında olmadan başka şeylerden de bahsediyor.